6 Kasım Cuma sabahında saatlerimiz tam 11'i gösterirken KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınından Medya Terapi'den herkese merhabalar. Hafta içi her sabah olduğu gibi Medya Terapi'de bu sabah yine yazılı basına bakacağız, görsel medyaya bakacağız, sosyal medyaya bakacağız. Kısacası geçen 24 saatte neler olmuş, neler bitmiş ve değişik mecralarda medyaya bunlar nasıl yansımış onları izleyeceğiz. Tabii depremi konuşuyoruz, 6-7 gün geçti üstünden. Yani geçen cuma meydana gelmişti deprem. Depremin hasarlarını, yaralarını gidermeye çalışıyoruz. Bir yandan da tabii yapıları güçlendirme tartışması farklı bakış açılarıyla devam ediyor. Dün birkaç tane müteahhiti tutukladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar ama tabii bunların yaraları sarmaya yetmeyeceği ortada. Binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce binadan oluşan Türkiye'nin çürük yapı stokunu bir şekilde yenilemenin zamanı, bu konudaki tartışmada devam ediyor. Gazetelere baktığımız zaman hem birinci sayfalardaki haberlerde hem de köşe yazılarında bu konunun izlerini de göreceğiz. Tabii bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump mı Biden mı şeklindeki sorunun cevabı yavaş yavaş netleşecek gibi gözüküyor. Yani Biden'dan yana ibre biraz daha ağır basıyor gibi ama tabii oradaki itiraz ve yasal süreç nasıl sonuçlanacak ve sonuçta kim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak Beyaz Saray'daki dünyanın en güçlü siyasi koltuğuna oturacak, onu henüz şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama Türkiye'de de ilginç bir görüntü var. Dün akşam televizyonlara baktığımızda, aslında iki gündür televizyonlara baktığımızda iktidar yanlısı medya, yani benim ısrarla 5Y1 medya, 5Y1B medyası olarak nitelendirdiğim, yandaş, yalaka, yalancı, yılışık, yavşak, besleme medya olarak nitelendirdiğim o 5Y1B medyasında ilginç bir tavır var. Sanki bir yerlerden emir almışçasına Trump'ı destekleyelim abi diye böyle Trump'a gaz veren yayınlar yapılıyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki Trump'ı desteklemeyene sen yoksa Biden'cı mısın filan diye, Sayın İçişleri Bakanım bakın bu Biden'cıymış filan gibilerden neredeyse ihbar edecekler. Ya kimsenin Biden ya da Trump kazansın diye bir sorunu olabilir mi? Bu kadar zavallı bir duruma kendinizi nasıl düşürüyorsunuz? Bu kadar komik bir durumu nasıl düşünüyorsunuz? Yani insanlar Trumpçı ya da Biden'cı olmak zorunda mı? Neticede Amerika Birleşik Devletleri seçiyor başkanını. Üstelik de Trump'ın ne hayrını gördünüz, ne faydasını gördünüz. Senin cumhurbaşkanına kalkıp don't be a fool gibilerden destur çekti. Senin cumhurbaşkanını azarladı. Senin cumhurbaşkanına heyet gönderip harekatı durdurdu. Senin cumhurbaşkanına telefon etti. Bırakacaksın o papazı dedi. Senin cumhurbaşkanının ısrarlı çağrılarına rağmen, senin cumhurbaşkanın diyorum yani onun nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ne diyor, sana bana diyor bunu. Fethullah Gülen alçağını serbest bırakmadı. Halkbank davasıyla seni dünyaya rezil kepaze etmeye çalışıyor. Reza Zarrab'ı serbest bırakmadı. Hani neredeyse kefil oluyordunuz adama. E peki ne oldu? Aynı Trump'ı şimdi destekliyorsunuz. Biden'ın boynu altında kalsın. Kim Biden'ı niye desteklesin? Ama sizde böyle bir fobi var. Dün akşamdan beri bu manzaraları gördük şeyde, yandaş medyada. İkinci bölümde onlara ilişkin, yani o sahnelere ilişkin ilginç örnekler sizlere sunacağız. Hem sosyal medyadan hem de televizyonlardan, ama gazetelerin köşe yazılarında da öyle bir izlenim var. Yani Trump'ı savunmak lazım arkadaş, delikanlı adam filan gibilerden ne gereği varsa. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ne Trump'ı ne Biden'ı savunur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bildiği bir tek şey vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına kim geçerse geçsin, bu ülkeyi ezdirmemek, bu ülkeyi yedirtmemek, bu ülkeyi tepeden bakılır halden çıkarmak. Evet, tepeden bakılır halden çıkarmak. Daha iyi de ifade edemezdim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, ben kendimi bildim bileli bu memlekete tepeden bakar haldedir. Bir iki istisna dışında o durumdan ülkemizi kurtarmaktır yapacağımız şey. Trump da Biden da gelse bize bakış açıları bellidir. Daha güçlü bir ülke olmak ve o bakış açısını değiştirmek, zorla değiştirmek bizim boynumuzun borcu, daha doğrusu Türkiye'yi yönetenlerin boynunun borcudur. Bunu da o şekilde sokun, o minnacık kafalarınıza demek istiyorum. Hadi gelin gazeteleri okuyalım hep birlikte. Cumhuriyet Gazetesi, eğitimde laiklik boykotu diyor manşetinde. Laikliği kavrayamayan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bürokratlardan vahim paylaşım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Paylaşımda Fransız markası olduğu iddia edilen markaların bulunduğu görsel yer aldı. Markalar arasında laiklik de var. Hani bir Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiydi anladığım kadarıyla. Burada bir Twitter mesajını göstermiştik. Fransız markalarını sıralamıştı. En tepede de laicite ya da işte sekülerizm, laiklik vardı. Onu da boykot edelim gibilerden. Anayasanın temel ilkelerini inkar eden ya da onlara aykırı bir tavır alan bir ifade vardı. Şimdi bakın, Cumhuriyet'in haberinden anlıyoruz ki bu tavrı alanların arasında sadece iktidar partisinin bazı yöneticileri değil, bürokratlar da var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü. Anayasaya aykırı bir davranış. Bir saat sonra kulağından tutup atacaksınız o görevden. Sen bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru olarak anayasaya aykırı nasıl böyle bir paylaşım yapıyorsun diyeceksin. Bu kadar basit. Ama tabii bunlar olmayacak. Biz temennide bulunuyoruz sadece. Paylaşımda Fransız markası olduğu iddia edilen markaların arasında laiklik de varmış. Temel ilkeleri arasında laiklik olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bürokratlar peş peşe bu görseli paylaşmışlar. Boykot çağrısı yapanlar arasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, şube müdürleri Muammer Cihan, Eylen Terzi ve Ali Kağan Mutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar da yer aldı. Açık açık Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkelerine meydan okuyor bu şahıslar. Buradan ilan ediyorum, bakın ihbar ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, şube müdürleri Muammer Cihan, Eylen Terzi ve Ali Kağan Kutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar anayasa suçu işlemişlerdir. Bakalım bir tane yürekli savcı çıkıp bunların üzerine gidecek mi? İki satır tweet atana, iki satır görüş bildirene, sokakta çıkıp haklarımızı istiyoruz diyen madenciye, sokağa çıkıp kıdem tazminatıma dokunma diyen sendikacının üzerine copla, gazla, tazyikli suyla, plastik mermiyle giden devlet acaba anayasaya meydan okuyan bu insanlara herhangi bir şey yapacak mı? Açıkça merak ediyorum. 18 yıllık suçu örtme telaşı Cumhuriyet'te manşetin üzerinde sürmanşet konumunda verilmiş. Depreme karşı hiçbir hazırlık yapmayan Erdoğan iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçladı. Sorumluluğu yurttaşa yıktı diyor. Bilim insanlarının sayısız uyarısına karşı 18 yıldır deprem önlemlerini almadığı gibi toplanan paraları farklı alanlara harcayan AKP iktidarı eleştirileri örtmek için 1939 Erzincan depremini gündeme getirdi. Erdoğan CHP sözcüsünün dedesi İçişleri Bakanı'ydı diye konuştu. Bakar mısınız? Yani hani ciddiyetten nasıl uzaklaşabiliyor devlet insanları? 1939 senesinde şu anki Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Faik Öztrak'la aynı ismi taşıyan rahmetli dedesi Faik Öztrak, zamanın İçişleri Bakanı, 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapmıştı. 39 depreminde, 39 Erzincan depreminde gerekeni yapmamışmış. Onu suçluyor. O yolla da Erzincan depremi, Erzurum depremi, Elazığ depremi, Malatya depremi, Marmara depremi, İzmir depremi Faik Öztürk'a ve rahmetli dedeciğine fatura ediliyor. Ya böyle bir devlet yönetme anlayışı olabilir mi? Faik Öztürk'ün kim olduğunu, yani dede Faik Öztürk'ün kim olduğunu açın internetten ya da ilgili kaynaklardan okuyun. Neler yapmış, nasıl bir Kuvayi Milliyeciymiş, nasıl Milli Kurtuluş Mücadelesi'ne hizmet etmiş, nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk 8 döneminde nasıl milletvekilliği yapmış, nasıl İçişleri Bakanlığı yapmış, kimler yetiştirmiş, evlatları nerelerde bulunmuş, hangi görevlerde bulunmuş, onları bir inceleyin. Sonra kendinizle şöyle bir karşılaştırın, ondan sonra insanlara suçlama yöneltin. Cumhuriyetin temelinde harcı olan insanlardan konuşuyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Böylesine ucuz siyaset olmaz. Erdoğan yeni konutların yapılması konusunda da millet binalarını kontrol ettirsin. Hepsi kamunun imkanlarıyla olmaz. Millet de biraz üstüne koysun
diyor. Deprem vergilerini ne yaptınız diye biz de size soracağız o zaman. Deprem vergileriyle yapacaktınız bunları. Onun için topladınız o parayı. Millet de biraz kendi elini cebine atsın diyor. Ya milletin atılacak cebi mi kaldı? Milletin elini attığı zaman cebinden bozuk paralar çıkmaya başladı artık. Farkında değilsiniz galiba. Tabii milletten başka kitleleri anladığımız için söylüyorum. Millet İttifakı ortağı Bahçeli'de iktidarın sorumluluğunu görmezden gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı diyor. Amerikan seçimleriyle ilgili başlığında da Cumhuriyet gerilimli seçimde Biden zafere yakın başlığını atmış. Hürriyet gazetesi o müteahhitler kelepçeyi yedi diyor. Başta da söylemiştik birkaç müteahhiti toplamışlar. İşte İzmir'deki yıkılan binalarla ilgili olarak 9'unu toplamışlar, 7'sini tutuklamışlar. Gözaltına alınan 3 müteahhit, 4 teknik sorumlu, 2 market sahibi dün mahkemeye çıkarıldı. Adliyeye götürülürken hepsine kelepçe takıldı. 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhiti Ş.A. suçsuzuz, kolonları kaydıranlar sorumlu dedi. Bir müteahhit kendini zamanın şartlarına göre yaptık, denetlemeyenler sorumlu diye savundu. Hatırlar mısınız Ali Ağaoğlu, ülkemizin güzide müteahhitlerinden Ali Ağaoğlu geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yapmış. Dedi ki ben 70'lerden beri bu işlerin içindeyim. Deniz kumu kullandık, işte bilmem niteliksiz demir kullandık. Binaların pek çoğunu öyle yaptık ki herkes birbirini bilir gibilerden bir ifşaatta bulunmuştu. Merak ediyorum, Ali Bey'i çağırıp sordular mı? Hangi binalardan söz ediyorsunuz? Kime deniz kumu sattınız? Nerede niteliksiz demir kullandınız diye bir döküm istediler mi Ali Bey'den? Yok, hiç sanmıyorum. Ama bakın geçmişte olup bitenlerin faturasını Türkiye nasıl ödüyor? Biden önde, Trump isyanda diye de Amerikan seçimlerine ilişkin bir başlık var. İzmir için yol haritasını açıkladı diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşması. Ve iki gündür konuştuğumuz dehşet verici bir hadise Hürriyet'te sol alt köşede görüyorsunuz belki. Fabrikada süt banyosu. İnsanın tüyleri diken diken oluyor görüntüyü izlerken. O görüntüyü bulursanız internette izleyin. Adamın biri ünlü firmalara süt tedarik eden böyle bir üretici firmada girmiş süt banyosu yapmış böyle bir tankın içinde, konteynerin içinde. Orada da öyle bir şarkı söylüyor ki sesini açmanızı tavsiye etmem. Mideniz bulanabilir ama gerçekten böyle şeyler oluyor. Kim bilir nerelerde, kimler nelerin içinde banyo yapıyorlar. Bir de Türkiye sadakatsize kilitlendi diye bir haber ve tabii haberin vesilesi olarak bir fotoğraf var. Hürriyet gazetesinin sağ üst köşesinde zarif, latif ve fotojenik hanımefendi fotoğrafı, kontenjanını bugün bu hanımefendi için kullanmışlar. Cansu Dere hanımefendi derin sırt dekoltesiyle o fotoğraf Hürriyet'in birinci sayfasında böyle çiçek açtırmış. Türkiye sadakatsize kilitlendi. Bu anladığım kadarıyla bu grubun televizyonunun bir dizisi. Evet, Kanal D'nin fenomen dizisiymiş. Türkiye sadakatsize kilitlenmiş. Sözcü gazetesi, dolarla işimiz yok ama dolar çıktığı için köprü müteahhitlerine fazladan 632 milyon lira ödenecek demiş. Bakın 632 milyon lira. Hani İzmir'de depremden zarar görenlere hükümetimiz lütfedip 6 milyon lira para gönderdi ya, sanki çok büyük bir paraymış gibi. 6 milyon lira. 632 milyon lira müteahhitlere ödüyorsunuz dolar fırlayınca. 632 milyon lira. Fazladan ödüyoruz yani kur farkı nedeniyle, kurun yükselmesi nedeniyle. Sen kalkıyorsun İzmir'de onca depremzedeye alın şu 6 milyonu da yaralarınıza biraz derman olsun. Ama bir yandan da ekliyorsun, diyorsun ki millet de biraz üstüne koysun. Yani siz de biraz destek çıkın, her şeyi de devletten beklemeyin. Dün akşam KRT akşam haberlerinde izlediyseniz bir okul müdürünün, İlkokul müdürünün velilere attığı SMS'i sizlerle paylaşmıştım. Diyor ki herkes diyor 350 lira göndersin, sabun alacağız, dezenfektan alacağız, yerleri neyle temizleyeceğiz. Gücü yetmeyen de 150-152 taksit halinde göndersin diyor. 600 öğrencili bir okuldan söz ediyoruz. O okulda 350 lira topladın mı nasıl bir para ediyor? Siz hesaplayın artık. Devlet okulların yerlerini, masalarını, zeminlerini temizleyebilmek için deterjan ya da dezenfektan alabilmek için vatandaşa, yoksul vatandaşa, çünkü onlar çocuklarını koleje gönderemeyen insanlar, el avuç açar hale gelmiş. Ama aynı devlet bir yandan da müteahhitlere sadece kur farkından 632 milyon lira para ödüyor.
ayıptır, yazıktır, günahtır, milletle alay etmeyin. Bakın ilk 6 ay için 1.2 milyar lira ödenmiş Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 2.3 milyar lira ödenmiş yine ilk 6 ay için Osman Gazi Köprüsü'ne ve yine ilk 6 ay için 348 milyon lira ödenmiş Avrasya Tüneli'ne. Nereden? Senin benim cebimizden ödediğimiz vergilerden. Bir Gün gazetesi, koronanın insafına kaldık diyor. Salgın kontrolden çıkmak üzere Avrupa ülkeleri birer birer kapanırken iktidar geçici önlemlerle günü kurtarma derdinde diye de haberin spotu. Halk sağlığı ekonomiye feda ediliyor diye de bir görüş var. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Halis Yerlikaya, önceliği halk sağlığı değil de ekonomik kaygılar olan hükümet gerekli önlemleri almazsa tablo daha da ağırlaşacak diye uyarmış. Acil önlem şart diye deprem konulu bir haber var. Bir Gün'ün birinci sayfasında zemin ve binalar kötü, yapı stoku kalitesiz şeklinde üst başlıkta verilmiş. Seçim bitti, kaos başladı. Amerikan seçimlerine ilişkin Bir Gün gazetesinin haberi. Şov yapmayın, sözünüzü tutun diye de bir haber. Yine deprem sonrasındaki yaşanan tartışmalara dair bir haber. Ve Evrensel Gazetesi sürmanşette diyor ki, ekmek bulduğumuz güne şükreder hale geldik. Vatandaşın böyle bir feryadı var. Ortak nokta askıda ekmeğe mecburiyet diye de bir başlık atılmış. Pendik'e bağlı Esenyalı mahallesinde yaşayan kadınların anlattıkları ülkede yaşanan yoksulluğun boyutlarını ortaya koydu. Ortak noktaları askıda ekmeğe dahi muhtaç olmaları olan kadınlar, yoksul emekçileri devletin görmesi için daha ne olması gerekiyor demişler. Ya yasa çekilecek ya mücadele büyüyecek. Evrensel'in manşet haberi de böyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen ve kıdem tazminatını yok eden, yani gelecek nesillerin artık kıdem tazminatını unutması ve mezarda emekliliğe mahkum olması anlamına gelen bir yasa tasarısı var. Diyor ki Evrensel, ya bu yasayı çekin ya da mücadele büyüyecek demiş. Türk İş'e ve DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını hedef alan torba yasanın geri çekilmesi talebiyle iş yerlerinde ve meydanlarda eylem yaptılar. Trump provoke ediyor, halk sokakta diye de Amerikan seçimlerinde olup bitenleri Evrensel birinci sayfasına böyle taşımış. Karar Gazetesi. Dediğini yaptı diyor. Trump'tan bahsediyor. Seçimden haftalar önce yenilgiyi kabul etmeyeceğinin sinyallerini veren Trump, rakibi Biden öne geçince hile var diyerek kritik eyaletlerde mahkemeye gitti. Kavgasız bırakmam yaklaşımı sokağı da ısıttı. Bir eyalette oyları sayın, bir başka eyalette ise sayımı durdurun protestosu yapan Trump taraftarları otomatik silahlarla seçim merkezlerini basıp gövde gösterisi yaptılar. Allah muhafaza, düşünebiliyor musunuz? İşte silah taşımasının, sivillerin silah taşımasının nerelere götürdüğünü memleketin. Gidip seçim merkezi, sayım merkezlerini basıyorlar. E ne olacak? Orada eğer birkaç tane sandığı çalsalar, silah tehdidiyle imha etseler, götürseler ve belki de sayımda o sandıklardaki oy kadar bir fark çıksa ne olacak? Al işte, dünyanın en büyük ülkesi bir seçimi bile beceremiyor görüntüsüdür bunun adı. Demek ki bu işleri becermek için büyük ülke olmak gerekmiyor. Demokrasiyi özümsemiş olmak gerekiyor. Demokrasiyi özümsemeyen toplumların sonuçta gidecekleri nokta budur diye de buradan bir ders çıkarmak istiyorum. Kurtarmayla değil önlemle övünelim. Gerçekten de doğru bir tespit yapmış Karar Gazetesi. Hani kurtarma faaliyetleri, aramacılar, kurtarmacılar, akutçular, afatçılar, umkeciler gerçekten de büyük bir iş yaptılar. Gerçekten büyük kahramanlıklar sergilediler. Büyük bir meşakkat ve özveriyle orada görevlerini yaptılar. Ama esas övüneceğimiz şey o olmamalı. Esas övüneceğimiz şey önceden önlem alıp, bakın ne kadar sağlam binalar yaptık. 7 nokta bilmem kaçlık depremde hiçbir şey olmadı. Kimsenin burnu kanamadı diyebilmektir. Yeni Çağ Gazetesi, çiftçimize değil ithalat lobisine bütçe yapılmış diyen bir başlık atmış. Bu sözler kime ait? Sayın Orhan Sarıbal'a, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Sarıbal, 2021 yılı bütçesinin ben bu ülkede tarımsal üretim yapılmasını istemiyorum, dışa bağımlılıktan yanayım demek manasına geldiğini işte böyle açıklamış. Dün akşam da KRT akşam haberlerinde hatırlayacaksınız, bir değerli tarım uzmanı yazar Ali Ekber Yıldırım'ın görüşlerine yer verdik. O da Orhan Bey'e, Orhan Sarıbal'a paralel şeyler söyledi bizim yayınımızda da. Tarımı adeta öldüren,
tarım yapmayın. Yani tarımsal üretim yapmayın. Gidin bir kasa, bir masa, bir ithalat şirketi kurun. Dışarıdan mercimek, bulgur, nohut, arpa, buğday, mısır neyse satın alın, ayçiçek tohumu satın alın demeye getiriyorlar. Sabah gazetesi yeni yuvaları bir yılda teslim diye bir müjde vermiş. Bu müjde Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkıyor. Diyor ki Başbakan, Başkan Erdoğan, başkan yazınca benim de dilim başbakana gitti. Cumhurbaşkanı demek istiyorlar ama başkan yazıyorlar. O böyle başkanlık sistemini kafamıza subliminal olarak yerleştirecekler. Ya ama yok, Cumhurbaşkanı diye bir makam var, başkanlık diye bir makam yok Türkiye'de. 1.4 milyon metrekare alan konut yapımı için tahsis edildi demiş. Bir ay içinde yapımına başlanacakmış Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre. Evleri bir yılda teslim edeceğiz mesajı, demeci Yeni Şafak'ta da sürmanşetten verilmiş Cumhurbaşkanı'nın mesajı. Yeni Şafak manşette ABD ikiye bölündü diyor Amerikan seçimlerinin o vahim manzarasına ilişkin olarak. DHKPC'nin arşivi çözüldü diye de bir başlık var. DHKPC operasyonlarına ele geçirilen şifreli SD kart ile diğer dijital veriler çözülünce örgütün gizli grupları ve yazışmaları deşifre olmuş. Akşam gazetesi ilk yerli aşı o gönüllüye diye sürmanşetten bir haber vermiş. Neymiş o? Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen koronavirüs aşısının testleri başladı. İlk doz gönüllü Nazif Durna'ya yapılmış. Mektuptan Joe Biden'a tulum çıktı diyor. Yani postayla kullanılan oylardan Joe Biden'a büyük miktarda oy çıktı anlamında. Tabutta yaşam diye de depremle ilgili Türkiye'nin gerçekleri Beylikdüzü, Bakırköy, Kartal gibi ilçelere dikkat çekmiş Akşam gazetesi. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te neler var? Yıkılacağı 11 yıl önce belliymiş diyor manşette. İzmir'de depremin yıktığı bölgede yapılan incelemede 1490 binadan yalnızca 39'u iyi durumda çıkmış diyor. Kentsel dönüşüm hızlanmalı diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamalarda Milliyet'in birinci sayfasında. Ve Posta gazetesine bakalım. Posta gazetesinde SOS diye bir manşet var. Son deprem İzmir'de yıkılan çürük binalardan Türkiye'de binlerce olduğunu bir kez daha hatırlattı. Özellikle büyük kentler alarm veriyor. Aynı acıları yaşamamak için bir an önce harekete geçmek gerekiyor demiş. Rıza Bey, Yağcıoğlu, Emrah, Yılmaz Erbek, Barış Sitesi, bir hafta boyunca bu isimleri duyduk. İzmir depreminde yıkılan enkazlarında yüzden fazla kişinin can verdiği apartmanlar, tüm Türkiye'de bunlardan binlerce var diye doğru ve haklı bir saptama yapmış Posta gazetesi. ABD'de seçim kaosu hemen onun üzerinde bir haber. Posta'da sağ üst köşede de Türkiye'yi bugün sarsacak bir haber var. Aşk yok dedi, takibi bıraktı başlığıyla verilmiş. İki hanımefendiden söz ediyor. Serenay Sarıkaya hanımefendi, Cem Yılmaz beyefendiden ayrılmış kısa bir süre önce. Cem Yılmaz'ın kendisini kuliste ziyaret eden sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Aşk iddialarını yalanlayan Saadet Özsırkıntı, her selamlaştığım aşka evrilmesin demiş. Ancak Instagram'da Serenay Sarıkaya'yı takibi bırakmış. Çözün artık kodları siz. Aydınlık gazetesine geçiyoruz. Biden Türkiye'ye diş gösteriyor diye böyle Biden'ın diş gösteren bir fotoğrafını koymuş Aydınlık gazetesi. Ve altına da tek dişi kalmış canavar demiş. Ya biraz daha kaliteli espriler üretseniz arkadaşlar. Bu kadarını okurken ben bile gülüyorum yani. Hani ciddi bir başlık atacaksınız ama güldürüyorsunuz. Yeni Akit gazetesine de bakalım son olarak. Sus da seni adam sansınlar diye bir ifade var. Bu ifadeler dün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullanıldı. Erdoğan enkaz üzerinden iktidarı hedef alan Kılıçdaroğlu'na çıktı. Sert çıktı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Depremin ikinci gününde İzmir'e öylesine bir uğrayıp günübirlik dönüş yapan ve ardından da AK Parti iktidarını hedef alarak hala enkazlar kaldırılmadı diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar demiş. Bütün cümlelerin arkasına da birer ünlem işareti koyarak akıllarınca birazcık daha güçlendirmişler Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini. Saatlerimiz 11.25'e yaklaşırken ilk bölümü burada sonlandırıyoruz. Kısa bir aradan sonra KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam edeceğiz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un İzmir'de deprem bölgesinde incelemeleri sonucunda yaptığı açıklamaların bir bölümünü getirdik ekranlarınıza. Saatlerimiz 11.33'ü gösteriyor. Medya terapi ile devam ediyoruz. Şimdi medya terapide sırada ekranlardan seçtiklerimiz var. Dün de sizlerle paylaşmıştık bu Amerikan seçimleri sonrasında, başkanlık seçimi sonrasında Türkiye'deki televizyon ekranlarında bazı yandaş kanallarda akıllara ziyan sahneler yaşanıyor. Normalde ben o kanalları çok fazla seyretmiyorum ama iki gündür müthiş eğlenceli malzeme var oralarda. Bir tanesini şimdi başlayalım göstermeye. CNN Türk Televizyonu'nda şöyle bir hadise yaşandı dün akşam. Fırat'ın yönettiği CNN Türk Televizyonu'ndaki sanıyorum Gece Görüşü isimli programda dün akşam böyle bir tartışma yaşandı. Razi Canikligil ekranın solunda Amerika'dan muhabirlik yapan bir arkadaşımız günlerdir de zaten aslında aynı muameleye maruz kalıyor. Yandaş gazeteciler, köşe yazarları tarafından Biden'cı olmakla suçlanıyor ama onlar kendilerine sorsan Trump'çı değiller. Böyle büyük bir hararetle Trump'ı savunuyorlar. Neyse sen mi Trump'cısın ben mi Biden'cıyım tartışmasında tansiyon öylesine yükselmiş ki Razi Canikligil de aslında ekranda kullanmaması gereken bazı ifadeleri de kullanmış ve böylesine bir garip durum oluşmuş. Razi Canikligil bu programın sonrasında Twitter'daki bir paylaşımda bakın neler söylüyor. Hepinizden özür diledim. Günlerdir zor dayandım buraya kadarmış diyor. Gerçekten de ben birkaç gecedir, 2-3 gecedir yine Razi Canikligil'e sen Biden'cı mısın kardeşim falan diye yüklenenleri gördüm. Yani kendilerinin muhtemelen bir yerlerden aldıkları talimatla Trump'ı savunduklarını gizlemeye, unutturmaya çalışıyorlar. Ama bu kadar da hakikaten yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca muhabirlik yapmış bir adama Amerika ile ilgili vaaz vermeye çalışmak, onun anlattıklarını küçümsemeye çalışmak herhalde o çocuğun da Razi Canikligil'in de şurasına getirdi. Bir başka akıllara ziyan manzara yine CNN Türk Televizyonu'nda gördük. Bakın nasıl bir muhabbet yaşanmış. Kesin olarak kazanırsa 264, 11 delege çıkıyor buradan. 264'e 11 daha eklersek 275 ile yine yani iki adayda 270'i geçmiş oluyor ama daha çok geçen Joe Biden olduğu için yine Joe Biden alıyor. Evet o da 271 alabilir, o da 271 alabilir. Sonunda kim daha iyiyse, daha iyi oynuyorsa, kim hak ediyorsa o kazansın gibilerden böyle bir abuk matematik hesabı. Yani meseleyi bilmeden ekrana çıkıp da yani belki o da 271 alabilir, o da 270 alabilir gibilerden de böyle yani neden bahsettiğini bilmeyen konuşmalar yapılıyor. Şimdi az önce de söylemiştim ya belli bir odaktan adeta talimat alındığı anlaşılan bir tarzda bir Trumpçılık var. Ve Trump'ı savunmayanları da sen Biden'cı mısın yoksa filan diye suçluyorlar. O da şu anlama geliyor. Biden hani geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ya Türkiye'deki iktidarı darbe yoluyla değil ama seçim yoluyla işte bizim değiştirmemiz lazım. Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırmamız lazım. Mealinde tam bu cümlelerle olmayabilir ama şey demeye getiriyorlar. Sen Biden'ı savunuyorsan demek ki Türkiye'deki iktidarı değiştirmeye çalışan adamı savunuyorsun. Türkiye'deki iktidarı değiştirmeye çalışmak nedir? Darbeciliktir. Yoksa sen darbeci misin, FETÖ'cü müsün, PKK'cı mısın gibilerden abuk subuk ilkel bir mantığa dayandırıyorlar. Yahu unutmayın savunduğunuz Donald Trump bizim Cumhurbaşkanımıza don't be a fool diye racon kesmeye kalktı. Telefon edip gönder papazı dedi, gönderdi. Ekonominizi mahvederim dedi, mahvetti. Gördüğünüz gibi bakınız şekil bir. Yani kalkıp bu adamı savunacaksın. Ondan sonra savunmayın bu adamı dediğiniz zaman da sen Biden'cı mısın filan diye. Kimse ne Biden'cı ne de Trump'çı olmak zorunda. Böyle komikliklere imza atmayın. Yani hükümet yanlısı medya genelde bir Trumpçı havada böyle. Ama bakın dün akşam bunun başka bazı izleri ortaya çıkmaya başladı. Devletin ajansı, Anadolu Ajansı şöyle bir tweet attı. Ne diyor? ABD Kongre üyesi
Moffat demiş ki efendim Biden Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor demiş. Yani yavaş yavaş acaba rüzgar ya Biden'la da çalışılabilir şeklinde bir dönüş mü yapıyor? Mesela Hande Fırat da bugün Hürriyet'teki köşesinde az sonra okuyacağım. Diyor ki aldığım bir duyuma göre hükümet yani Türkiye'yi yönetenler Biden yönetimiyle de yavaştan böyle bir dirsek temasına başlamışlar artık. Bir kabullenme içine de girecekler. Şimdi sıkı durun. Ne olacak acaba bir hafta iki hafta sonra Biden Beyaz Saray'a oturduğunda hepsi bunların Biden'ci kesilecek. Canım Biden'ı da o kadar şey yapmayın fena da adam değil ya zaten bu Trump neydi ya bilmem şey bir adamın abuk sabuk bir adamın tekiydi diyecekler. Hatırlayın Obama'nın arkasından da aynı şeyleri söylediler. O dönüşü o rüzgar güllerinin nasıl fırıl fırıl döndüğünü hep beraber izleyeceğiz ve burada Allah nasip ederse hepinize aktaracağız. Dün gecenin ama incilerinden bir tanesi. Efendim değerli Sabah gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan hanımefendinin koronavirüsle ilgili olarak ya da kendini nasıl koruduğuyla ilgili olarak açıkladığı şu dahiyane bilimsel önerilerdi. Bu hususta şeyi öğrendim. Bir arkadaşım uygulamış ve işe yaramış. Organik tereyağı yani gerçek işte bir köy ortamında elde edilen tereyağını kulak çubuğuyla burnunun içine sürmüş günde 3-4 defa ve bunun sayesinde koku duyusunun normalde geri dönmesi bir ayı buluyor deniyor. Çok daha kısa sürede 4-5 gün gibi bir süre içerisinde geri kazandığını duydum. Ben de bunu uygulamaya başladım. Tabii merak ettiğim şey şu. Tereyağı nereden alınacak? Organik olması gerekiyor herhalde. Belki de Trabzon'dan gelecek. Köy tereyağı olması şart. Kulak pamuğunu hangi eczaneden almak gerekiyor? Steril olması gerekiyor. Ve onu nasıl banacaksınız tereyağına ve ne şekilde uygulayacaksınız herhalde? Yahu insanlar nelerle uğraşıyorlar? Bakar mısınız? Tereyağına sokulmuş kulak pamuğunu burnuna sokunca koronavirüsle mücadele edeceksin. Niye? Şimdi onu da ben tahmin ediyorum. Efendim yağlı şeyler virüsü öldürüyormuş ya bilmem ne ondan yola çıkarak ya bunları da insanlar ciddiye alıp acaba uyguluyorlar mı diye merak ediyorum. Hadi gelin köşe yazarlarına başlayalım. Cumhuriyet'in yazarlarıyla başlayalım. Cumhuriyet'in ikinci sayfasında konuk yazar olarak Profesör Esergül Balcı hanımefendinin bir yazısı var. Eğitim politikası uzmanı fırsat eşitliği sorunundan bahsediyor. Diyor ki nitelikli eğitim için tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçilmeli ve online eğitim alamayan çocuklar bu eğitime ulaştırılmalıdır. Aksi halde eğitimden yararlanamayan çocuklar yoksullukla birlikte eziklik duyacak, dışlandıkları duygusuna kapılacaklar, sistem dışına çıkacak. İstenmeyen durumlarla karşılaşabileceklerdir. 7 iş günü üzerinden dörtlü seyreltilmiş ve yarım günlük eğitim planlaması yapılarak uygun alan ve kamu binaları derslik haline getirilmelidir demiş. Esengül Hoca'nın önerileri son derece yerinde ama alandaki durumun öyle olmadığı son derece de belli. Çünkü devlet bu işi beceremiyor. Orası kesin. Beceremediğini de son günlerde somut olarak sahadan gelen bilgilerden biliyoruz. Emre Kongar Hoca deprem için harcanmayan kaynaklardan söz etmiş. İşte toplanan paraları 35 milyar dolar tutarındaki deprem vergilerini hatırlatmış. Diyor ki işte bunları niye yerine harcamadınız? Toplam yaklaşık 2 trilyon 170 milyar lira yaklaşık 255 milyar dolar. Özet olarak iktidarın depreme karşı halkı korumak için harcayabileceği ama başka yerlere harcamayı tercih ettiği kaynakların toplamı böyle demiş. Özdemir İnce de cehalet bilimi, cehaletin bilimi başlığıyla ikinci yazısını yazmış bugün. Ali Sirmen üstadımız önce Amerika'nın canına okudu diyor. Trump'tan bahsediyor Ali Sirmen. Diyor ki görünen o ki Trump önceden de beklendiği gibi mahkemeye başvurmasına karşılık Beyaz Saray'a veda etmek zorunda kalacaktır. Arkasında da tahtına aday Çin ile varlığını görmeyi inatla reddettiği çevre sorunlarıyla büyük kapitalist bunalımla koronavirüs pandemisiyle mücadele etmek zorunda olan bir ABD bırakmış olacak diyor. Mine Söğüt siz asla neyi satamaz ve asla neyi satın alamazsınız diye sormuş. Yıkıp yakmaktan değil onarmaktan bahseden, barış ve adalet vaat eden,
düşmanlarına el uzatan, yoksullardan yana olan, azınlıkları düşünen ve bambaşka değerleri savunan politikacılara asla açılmayan kapılar onların önünde ardına kadar hep açık. İktidarı hevesle parası ve gücü olana emanet eden yoksul ve ezilen kalabalıklardan söz ediyor Mine Söğüt bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nde 8. sayfada tanıdık bir isim Zafer Arapkeli'nin köşesinde de birlik, beraberlik vesaire başlığını görüyoruz. Ben de milletin nasıl işte tam da bugünlerde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız yalanlarıyla uyutularak aslında çok önemli sorunların, depremin, ekonomik sorunların, dış politikadaki sorunların ve başka şeylerin unutturulmak ve milletin nasıl uyutulmaya çalışıldığını yazdım. Lütfeder okursanız bu yazar, naçiz yazarınız memnun olur. Özlem Yüzak, deprem, Kabil, cehaletle savaş diye yazmış bugünkü köşe yazısını Cumhuriyet'te. Geçelim hemen Sözcü gazetesinin yazarlarına. Sözcü'de Necati Doğru 3. sayfada varsay ki bizi duyuyorlar demiş. Varsay ki mezardan konuşmaları dinliyor, yazılanlara göz ucuyla bakıyorlar. Depremde yıkılan ve yıkılırken can alan binaları yapan müteahhitler gözaltına alınınca savcılara biz bu inşaatları o zamanın şartlarına göre yaptık diye savunma yapıldığını görüyorlar. Çürük bina yap, kasten insan öldür, çürük binaya af getir, kasten cinayet işte. Adını zamanın şartı koy diye son derece güzel, veciz bir şekilde özetlemiş. Sözcünün yazarlarından İsmail Saymaz da Elazığ depremine götürmüş bizleri ve Elazığ depreminde ağır ihmalin belgesi diye önemli belgelerle aslında bütün Türkiye'ye teşmil edilebilecek önemli ihmalleri yazmış. Emin Çölaşan kaybetsin inşallah diyor. Trump'tan bahsediyor. Trump'ın o meşhur hani en son cümlesi "Don't be a fool" olan "I will call you later" diyen mektubunu Sayın Erdoğan'a mektubunu da almış köşesine Emin Çöleşen abimiz. Murat Muratoğlu "Dön de bir bak dolara" demiş yazısının başlığında. Diyor ki öyle veya böyle tek bir çaresi kaldı. Faizlerin yüksek oranda artırılmasını sağlamak. Bu durum da onun elinde değil. Aile büyüğünü ikna etmesi gerekiyor. Yani Sayın Berat Albayrak'tan söz ediyor. Bu sefer öyle 150-200 baz puan faiz artırımı da kurtarmaz. En az 350-400 baz puan gerekir. Geç kalmanın bedeli ve maliyeti her zaman ödenir demiş bugünkü köşesinde. Maden yasasına skandal değişiklik başlığıyla yazmış Çiğdem Toker'de bugünkü köşesinde. Soner Yalçın Sözcü'nün bir başka yazarı hep aynı oyun diyor. Sincan cezaevinde tutuklu olan, haksız yere, hukuksuz yere tutuklu olan sevgili meslektaşımız Müyesser Yıldız'dan bahsediyor bugün. Müyesser Yıldız'a kumpas kurulduğunu bilmeyen kaldı mı? Aynı FETÖ taktikleri Müyesser Yıldız kumpasında da yine karşımıza çıktı. FETÖ kumpaslarının bir numaralı daimi adımı sahte isimli mektuplardı. Burada da Durmuş Özkan isimli sahte isimli bir ihbarcı var diyor. O süreci anlatıyor. Yani sahte isimli bir ihbarcının anlatımları üzerine Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınıp tutuklandığını ve yargılanmakta olduğunu hatırlatmış. Diyor ki yani kimse böyle bir davada Müyesser Yıldız'dan kendini savunacağını beklemesin. Yargıyı araç yapanlar gün gelecek elbet ortaya çıkarılacak. Hem de Müyesser Yıldız'ın kırılmaz kalemiyle diyor. Buradan da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyoruz sevgili kardeşimiz Yiğit gazeteci, Yiğit meslektaşımız Müyesser Yıldız'ın. Aytunç Erkin, Amerika Türkiye'yi düşman ilan etmişti diye yazmış bugünkü köşesinde. Yılmaz Özdil yine abartmış bakın. Arka sayfanın tamamını köşe yazısı olarak yazmış ve Trump göreve geldiğinde 4 yıl önce 3 lira 17 kuruş olan doların bütün bu sayfayı doldurduğu gelişmelerden sonra 4 yılın ardından nereye ulaştığını yazmış ve sonunda da diyor ki 4 yıl sonra Amerika'da seçim yapıldı, dolar 8,5 lira. Hala Biden kazanırsa Türkiye için kötü olur diyorlar. Sanki Trump varken Türkiye için iyiydi diye de yazmış bugün. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin yazarlarından başlamadan Latif Demirci'nin karikatürüne geçelim. Latif Demirci, arama kurtarma bitti amca, bu müteahhit tespit köpeği bulacağız inşallah hepsini diyor. Bir köpekle müteahhit arıyorlar. O da hınf hınf diye koklayarak müteahhit arayışını sürdürüyor.
Hızla Hürriyet'in yazarlarıyla devam edelim. Hürriyet'te 4. sayfada Ahmet Hakan biraderimiz riskli binalarda oturmayın diyen çok sayın yetkililere sesleniyorum diyor. Yahu mecburlar adamlar diyor. Mecbur oldukları için oturuyorlar. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Riskli binalarda oturmayayım diye hiçbir işe yaramayan empati yoksunu, anlayışsız mı anlayış, boş beleş açıklamalar yapmak yerine riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza uygun alternatif planlar sunun diyor. Neden Trumpçıyım diye de neden Trumpçı olduğunu izah etmiş Ahmet Hakan bugün köşesinde. Günün en önemli yazılarından biri, az önce de sözünü ettiydim, Hande Fırat'ın yazısı. Ona hemen geçmek istiyorum. Amerika'nın seçimi diye yazmış Hande Fırat bugünkü köşesinde ve seçimle ilgili olarak işte geçmişe dönük, işte Biden'la Erdoğan arasında geçmişte yapılan görüşmeleri filan da hatırlatmış ama en sonunda diyor ki tamam diyor, Türkiye ile Amerika arasında çok ciddi sorunlar dosyaları var ama gelelim bir duyuma demiş en sonunda. Ankara kulislerinde Biden'ın ekibiyle bir süredir diyalog yürütüldüğüne dair de haberler var. Biden yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir yorumlarını yapanlar var diyor. Yani hani diyalog o kadar da imkansız değil demeye getiriyor. Biri onu az önce CNN Türk'ün ekranında sizlere aktardığımız o hararetli Trump savunucusu arkadaşa da haber versin. Hande aslında dün akşam söyleyebilirdi. Evet, süremizin sonuna geliyoruz. Şimdi hatırlayacaksınız, dün o ekranlardan seçtiklerimiz arasında bir vaiz hanımefendi vardı. Donald Trump'ın ruhani danışmanı olan hanımefendi. Onun bir vaazını, duasını sizlere aktarmıştık bir Twitter videosunda. Bakın o Twitter videosunu almışlar, biraz değiştirip ne hale sokmuşlar. Onunla veda edelim. Hoşçakalın. And strike 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 and strike